kendi varlığının yaydığı frekansla bütün olmadığı, uyumlu olmadığı zaman erkek erkekliğini kabul edecek, onurlandıracak. Bu ne demek? Kadınlığını reddeden kadınlar da eğer nötrsen para sana gelmiyor. Ama kadınsan ve kadınlığını kabul ediyorsan... Hayatlarımıza baktığımızda bereketle ilgili bir sorunumuz varsa, almak vermekle ilgili bir sorunumuz varsa, ilişkilerimizde sorunumuz varsa... Şanal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir dengeye gelirsek biz de çok hoş olacağız inşallah videonun sonunda. Evet. Ama şuradan başlayayım, tersten sorayım. Dişil eril dengesi yerinde olmazsa ne olur? Mesela nasıl anlarım ben şimdi videonun başında tam da beni ilgilendiriyormuş bu konu diye. Yani şöyle olur, o dengenin ne olduğu hakkında konuşuruz sonra da. Denge yani kadınsan dişi enerjiyi reddediyorsan yani insan kendi varlığının yaydığı frekansla bütün olmadığı, uyumlu olmadığı zaman kadınsan bilinçaltının derinliklerinde ya kadınlık da aman işte falan gibi inançların varsa, duyguların varsa ki hep söylüyorum. Biz çok derindeki duygulardan, inançlardan farkında değil çoğunun. Çoğu kimse farkında değil. Hayatta nasıl tezahür ediyor? Oradan anlayabiliriz. İşte bir tanesi, demin söylediğim, hep böyle bir zorlukla mücadele etmek. Kendi işini özellikle kadınlar için hep kendin yapmak zorunda kalmak. Kendi göbeğini kendin kesmek. Ondan sonra erkeğin yardımını... almamak, işte atıyorum meşhur bir şey vardır, kavanozun kapağını kendin açmaya çalışmak. Yani yanında eşim varken ya şu kapağı açıver diyeceksin, olup bitecek yani. Yok ben açarım, ben yaparım falan. Hatta sana ihtiyacım yok, ayaklarımın üstünde dururum ben. Öyle insanların anneleri, babaları, özellikle anneleri, kızım işte bir işin olsun, mesleğin olsun, erkeğe muhtaç olma, ayakların üstünde dur falan diye tembih eder. Fakat burada kantarın topuzu kaçar. Alt beyin onu hiçbir zaman erkeğe muhtaç olma, hiçbir zaman yardımını alma olarak algılar. Halbuki kadın alan bir varlıktır. Yani kadın alırken verir, hep söylüyorum. Alması tek yanlı değildir. Kadın alarak verir. Bu çok sırlı bir şey aslında. Erkek vererek ya da verirken alır. Kadının bunu önde alacak yani kadın. Tabii alacak. Kadın alan bir var. Mesela çok basit bir örnek söyleyeyim. Kadın erkeğin spermini alıyor mu? Alıyor. Ne yapıyor onu? Bebek olarak geri veriyor. Böyle bir şey vardır, bir yerde okumuştum. Yani diyor ki kadına bir ev verirsin, onu yuva yapar. Değil mi? Kadına bir sperm verirsin, onu çocuk yapar. Yani ve erkeği erkek yapan kadının alışıdır. Yani bu şekilde alışıdır. Sevgiyi kabul etmesi, yardımı kabul etmesi, ilgiyi, korumayı kabul etmesi, korumak. Yani erkeğin görevi çünkü korumak ve kollamaktır. Erkek bir nevi bodyguard'tır yani. Şimdi bunlar olmadığı zaman bir süre sonra gemi karaya oturuyor. Yani az önce bir çalışma yaptım mesela. Ses tonundan da anlıyorum ben. Mesela kadınlığını kabul etmemiş kadınların, kadınlığını bilinçaltında reddeden kadınların sesinde böyle bir çatallı bir şey ses tonu oluyor, böyle çatal çatal. Hafif böyle ergen genç çocuk sesine benzemeye başlıyor. Ve tersi erkekliği kabul etmeyen erkeklerin sesinde bir incelik, bir naiflik oluyor. Vücutlarına baktığın zaman kaslarının az olduğunu görüyorsunuz erkekliğini kabul etmeyen erkeklerde. Kas, özellikle şu omuzların şey olması, zayıf olması, kolların hakeza öyle olması ve tabii duruşlarında böyle biraz silik, hafif ezik şey yapıyorlar,
beden dillerindeki mesajı veriyorum. Yani görünüşten çıkardığımız sonucu söylüyorum. Tersine kadınlarda da hani böyle yani kolum mu oturturum bir duruşu, bakışı, böyle bir tepeden şöyle üstten üstten bakış falan vardır. Böyle omuzlar geniştir, hafif kemiklidir falan filan. Oradan hemen anlaşılır. Ben pendülümle baktığım zaman bunun hormonal olarak karşılığı östrojen ve bildiğimiz testosterondur. Yani nedir o? Erkekte testosteron 100 üzerinden baktığımız zaman ben 80 çıkması lazım. %80 testo, %20'si de östrojen olur. Çünkü erkekte de aslında kadınsal hormonlar olması gerekiyordur. Yoksa bir canavara dönüşür yani bir hödük olur. Kadında da yine %20 testo olması lazım, %80 östrojen olması lazım. Şimdi aslında biz denge derken bu tarz bir dengesizlik vardır, asimetri vardır. Evrende simetri yoktur. Evrende denge yoktur aslında. Evrende denge olursa durur, ölür. Dengesizlik, bir tane çok ünlü bir Japon bilim adamı var. Bu kuantumla ilgili falan kitapları var. Diyor ki elektronlar birbirlerini sevmez, iterler diyor. Orada da bir savaş var. İtme çekme hareketi var. Yani hani vardır ya ne seninle ne sensiz gibi. Erkekle kadın ilişkisinde de buna benzer bir şey vardır. Hani bunu bir parantez olarak söyleyeyim. İleriki zamanda onu açarız. Şimdi ama biz başlığa ne koymuştuk? Eril, dişil dedik. Yani erkek kadın demedik. Ne demek o? Eril özellik, dişil özellik evrenin iki temel özelliğidir. Bunu Mesnevi'de Mevlana çok güzel açıklar. Der ki, gökyüzü erkektir, toprak kadındır der. Yani Mesnevi muazzam bir kitap. Toprak ne yapıyor? Yağmuru alıyor gökyüzünün gönderdiği, bulutlarla gönderdiği yağmuru alıyor toprak. Oradan ne yapıyor? Bitkileri çıkartıyor. Peki almasa ne olur? Ne ki yağmuru almadı. Ben kendi yağmurumu kendim yağdırırım falan dedi. Mesela ne olur? Kupkuru kalır. Bir süre sonra ne olur? Yağmur da yağmaz olur. Belki de şimdi biraz şey yapıyorum ama fantazi yapıyorum. Belki de şu anda var olan bu kuraklık belki de bununla alakalıdır. Evrenin de çünkü kendine ait dişil, eril, artı, eksi, kutup ilişkisi var evrende. Soğuk, sıcak bunların hepsi birbiriyle alakalı. Sonra bu tarz kendi bedensel varoluş enerjisine ters düşen yani erkekse varoluşu nedir? Yaydığı bir elektrik vardır. Bildiğin elektrik yayıyoruz biz. Erkeğin yaydığı elektrik artı elektriktir. Hani pozitif anlamında söylemiyorum. Kadın da eksi elektrik yayar. Böyle. Şimdi bu yaydığın ama elektrik hani ile... kadın eksi deyince negatif gibi düşünmemek lazım. Hayır, hayır, hayır. Kutup pil düşünü. Pilin üstü artı. Artı ve eksi değil mi? Hı hı. Şimdi bir pil diğer pille bağlanırken eksi artıya denk gelmesi lazım. Hı. O zaman pil çalışır. Yani pil o zaman enerji üretir. Şimdi kadınla erkeğin beraberliğinde ise yani kadınlığını reddetmeyen kadınla öyle diyelim. Erkekliğini reddetmeyen, onunla bütün olan, onu onurlandıran, onu kabul eden, erkekliğin iyi bir şey olduğuna bilinçaltı düzeyde onun altını sürekli çiziyorum. Canım ben erkeğim, erkekli var. Yok öyle şey. Bilinçaltına bakacaksın. Hatta ben bir beste yapmaya karar verdim. Bağlamayla bilinçaltında diye. Bazen... Niye bağlama hocam? Bilinçaltında. Ya yani gözümün önüne bağlama geliyor yani böyle. Aşıklar böyle işte, sazın teline çalarlar ya hani bilinçaltında, bilinçaltında falan diye. Çok önemli. Fakat ben şunu şaşırarak fark ettim. Bu da tabii kristal pendülümün sayesinde oluyor. Bilinçaltı bilinçaltı da ben anlatıyorum. İnsanlar dinliyor. Ben zannediyorum ki onlar ben anlatınca onlar anlıyorlar. Hayır. Bu mental olarak anlaşılacak bir şey değilmiş. His olarak anlaşılacak bir şey.
bilinçaltının varlığını parantez içinde yani gerçekten anlayan kişi bir level atlıyor, bir seviye atlıyor. Yani benim bilincimin dışında fark etmediğim bir alan var. Aha. Bana ait ama ben onun farkında değilim. Aha. Keşfedilmemiş topraklar gibi düşün. Bunu kabul ettiği an bir kişi zaten %51 fark atar. Neyse dönersek yani bu olaya. Yani orada ne olduğunu fark etmese bile o alanı fark etmiş olması. Fark etmese bile böyle bir şeyin varlığını fark etmek. Yani anneanneden bir yerden miras kalmış. Tarlalar, çiftler, çubuklar. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama o mirasın varlığını biliyoruz gibi bir şey. Benzetme yapıyorum yani. Ha, ya da buzdağını görüyorsun, buzdağı. Altına doğru indiği zaman buzdağının altı üstünün neredeyse 5-6 misli falandır. Daha da 10 mislidir yani. Onda biridir gözüken tarafı. Dolayısıyla bilinçaltı çok büyük bir güçtür. Şimdi bazıları diyor ki yani siz Allah'ı bırakıp da yani bilinçaltınızla mı tapıyorsunuz falan, öyle bir şey okumuştum. Tabii öyle yapanlar var mı bilmiyorum ama Carl Gustav Jung var, çok ünlü şey psikolog, felsefeci aynı zamanda. Beni çok etkileyen birisidir. Daha 20'li yaşlarımda. O diyor ki mesela bilinçaltımızın en dibi, temeli diyor, Tanrı'nın bilinciyle bağlantılı diyor. Muhteşem bir şey. Dolayısıyla Tanrı'dan mesaj aldığımız yer orası. Biz şimdi seninle karşılaşmamız, sen anlattın kendi tarafından, ben de anlatayım. Ha. Ben şimdi otururken, durup dururken Bostanlı tarafında oturuyorum, Çiğli Bostanlı. Ya dedim kalkayım gideyim şu Alsancağı dedim. Epeydir gitmedim. Hani buralardan da sıkıldım. Gideyim mi gitmeyeyim falan. Kendimi orada buldum. Sonra dedim ki hava da sıcak. Ya biraz yürüyeyim dedim. Yemek yedim. Üstüne hani bir 40 adım atayım falan. Bir yere kadar geldim. Orada bir yol kesiyor şeyi. Alsancak yürüyüşü. Ya dedim buradan öteye gitmeyeyim dedim. Şimdi buradan geri döneyim. Ya dedim Şanav bak tembellik etme. Yürümeye devam et. O yolu geçtim. Solda sen oturuyordun. Şimdi böyle rastlantılar iki bilinçaltının daha önce kurgulamış oldukları buluşmadır. Eğer bilinçaltı bir buluşma şey yaptıysa, hani arzusu güttüyse bilinçaltı diyorum ama, o kardeşim ne yaparsan yap, o seni ayaklarını tıpış 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 oraya götürecektir. Şimdi bu faydalı, güzel bir rastlaşma ama bir de bunların şeyleri var. Yani ne bileyim bilinçaltı seni görünüşte istemediğin ama bilinçaltının istediği negatif yerlere de götürür. Bu da ayrıca bir parantez olsun. Ama diyor ki Jung, ve diyor insan ruhunun bir animası vardır. Bir de animusu vardır diyor. Anima dişi tarafı. Ruhumuzun dişisi, ruhumuzun erkeği. Ve genellikle bu rüyalarda karşımıza çıkar bizim. Bir kadın çıkar, bir şeyler söyler falan. Aslında o senin erkeği, eğer erkek bir kadın görüyorsa, bilge bir kadın, işte güzel bir kadın falan filan bir şeyler söylüyor sana ona. O erkeğin animasıdır aslında, dişi tarafıdır. Şimdi önce erkek erkekliğini kabul edecek, onurlandıracak. Bu ne demek? Ya erkek olmak iyi bir şey abi ya. Değil mi? İyi bir şey. Güzel bir şey. Eğer sen bunun tersine inanmışsan herhangi bir şekilde ne yapıyorsun? Kendi erkekliğini reddediyorsun. Yani gücünü reddediyorsun. Yapabilme gücü, irade, bir şeyi kovalama, ondan sonra kadınını destekleme, onu güven altında tutma, onu koruma. Ona gerçekten erkek enerjisiyle erkek elektriği vermek. Hani bu evlenme şeylerinde oluyordu ya, iyi elektrik Aa, alamadım evet. diye. Evet. Aynen. Hatta o artık bir şeye dönüşmüştü böyle. Artık herkesin dilindeydi o. Hala ama doğru. Kullanıyoruz. Elektrik alamadım. Hala kullanıyoruz ama doğru kullanıyoruz. Bu yeni keşfedilmiş bir şey yani. Şimdi kadınla erkeğin bazen mesela dokunduğu zaman bile ne kadar kavgalı yatsalar, gece tenleri birbirine temas ediyor ya, onlar böyle bızız şarj oluyorlar. Onun için mesela
kadınla erkeğin karı kocanın arasında girilmez diye bir şey vardır halk arasında. Yani kavga ettiği zaman aralarına girmeyin. Çünkü sabah bir kalkarlar, canım cicim. E ne oldu bunlara? E daha akşam dün kavga etmişlerdi falan dersin. Neden? Şarj oluyorlar birbirlerinden. Bir artı bir eksi. Ama kadın kadınsa, erkek erkekse. Şimdi kendi kadınlığını kabul etmeyen kadın bir yandan erkek olmaya da çalıştığı için, ben erkek gibiyim, yaparım, ederim falan dediği için aşırı derecede mücadele etmek zorunda kalır. Kaldıramayacağı yüklerin altına girer. Hep bir zorluklarla uğraşır, mücadeleyle uğraşır ve aynı zamanda da sürekli haksızlığa uğrar. Çünkü bir kadın olarak erkeklerin kendisine haksızlık yaptığını düşünmektedir. Hani vardır ya, erkek egemen dünyada falan. Ben artık erkek egemen değil, kadın egemenliğe dönüştüğünü düşünüyorum dünyanın çaktırmadan. Kadınların bir devrim yaptığını düşünmeye başladım. Onu da sonra anlatırım. Şimdi erkekte de mesela para kazanma sorunları oluyor. Para kazanma, iş tutma, bir işi sürdürme, orada usta olma. Ondan sonra o kazandığı parayı tutabilme, kendisi için ve ailesi için harcayabilme sorunları oluyor. Para gidiyor elinden. İnsanlar elindeki parayı alıyorlar. Ya da üç kuruşa onu bir yerde çalıştırıyorlar mesela. Az bir paraya. Çünkü sesini çıkartamıyor. Hakkını alamıyor. Hani şeydir ya, böyle aslan gelsin gözümüzün önüne. Aslan ne yapar? Bir av yakaladığı zaman asla onu şey yapmaz, vermez kimseye. Üstüne çöker, onu parçalar ve alır. Erkek de, erkekliğini kabul eden, reddetmemiş olan erkek de aynı böyle yapar. Güçlüdür yani her bakımdan. Ve daha ilerisi, yaydığı elektrik artıdır. Ve kadının enerjisiyle birleştiği zaman elektrik üretimi demek, bolluk, bereket demektir. Evde, yuvada huzur demektir. Yani kadın bir köşede otursun, erkek bir köşede. Birbirlerini sayıp seven ve aynı zamanda da dişiliği, erilliğini kabul eden, onore eden. Orada da çocuklar oynuyor olsun, hiç konuşmasınlar. Evde o elektrik çocuklara ulaşır. Ama şimdi kendi cinsellik de tabii işin içine giriyor. Onu sonra anlatacağım. Şimdi kadınların erkekliğini kabul etmediği zaman bir çatışma olmaya başlar. Kadın erkekle çatışır. Erkek de kadınla çatışır. Neden? E çünkü uyumsuz bir elektrik var. Sürekli ne oluyor? Bir şarj oluyor. Bir elektrik şeyi çakıyor. Şimşekler çakmaya başlar yani. En ufak bir şeyden, incir çekirdeğini doldurmayan bir şeyden çatışma olur ya da sonra uzaklaşma olur. Sonra da soğuma olur. Birbirlerine karşı artık nötrleşirler. Ne alış olur, ne veriş olur. Cinsellik olarak da alışveriş olmaz. Sohbet, muhabbet olarak da olmaz. Ekonomik olarak da alışveriş olmaz. Birbirlerine artık dokunmaz olurlar, bakışmaz olurlar. Çünkü bakışmak da aslında elektrik akışıdır. Hani böyle aşkla, şevkle, ihtirasla, beğeniyle, yani bakışıyla yıkamak dediğimiz bir şey var, denilebilecek bir tabir var. Yani bakışıyla kişi o kişiyi yıkar, enerjisiyle karşılıklı. Çünkü bakmak çok önemli. Görülmek, fark edilmek. Çiçekler bile bu bakıştan etkilenir. Bu şekilde bakılan çiçekler, bunun deneyimi yapılmış. Daha gür, daha canlı oluyorlar. Hiç ilgilenilmeyen, bakılmayan, sadece top suyunu muyunu veriyor, sonra yürüyor gidiyor mesela sahibi. Onlar büyümüyorlar. İnsanın bakışında, onu Nusret Kaya, kendisi vefat etti. Bu Kuyruklu Canlı kitabının yazarı, alt beyinden bahseder. Çok çok önemli bir adamdı o. Yani bence büyük bir buluş yapmıştı ama Türkiye'de yaşadığı için tabii ki. Ondan sonra o kuantum bakış diyor mesela. Kuantum bakış çok önemli. Nazarlı bakış mesela, kem göz, sevgiyle bakış. Sonra cinsel bir şey bakışı vardır. Ne diyelim ona? Arzulanma bakışı mı? Ne? Taciz bakışı, taciz.
Hatacı. Taciz de var. Yani hemen rahatsız olursun mesela. Evet. Ya da mesela haset bakışı vardır. Onu hissedersin. Hissedilir. Bazen yürürsün, arkandan biri sana böyle bakıyordur. Rahatsız olursun, dönersin, onu hissedersin. Bak, gerçekten de onu yakalarsın mesela. Kuantum bakış mı yani bu bakışlar hocam? Yani Nusret Bey ona kuantum bakış ismini koymuş. Aslında Arapçadan nazar bakış demek zaten. Şunu Aha. demek istiyorum. Biz bakışlarımızla duygularımızı bir nevi oraya akıtırız. Yani o kişiye akıtırız. Onun için güzel bakmak sevaptır diyoruz ya. Güzel Evet. bakmak çok etkileyici. Güzele bakmak sevaptır diye onu O güzele değil, güzel güzel bakmak. bakmak. Ay çok güzel. Aynen öyle. Tamam. Şimdi neden peki reddediyorlar erkekler erkekliklerini, kadınlar kadınlıklarını? Veya reddetmesek, dengede oluversek ne olur hocam yani? Olmuyor. Şimdi bak, o bir sebebe dayanarak bilinçaltı bir yazılım oluşturur, karar verir. Hani hakim der ya işte, yaz kızım, karar verildi. Daktilo çalışıyor değil mi? Tak 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 tak. Artık o yasadır, kanundur. Şimdi bilinçaltın biz eğer yaşadığımız bazı geçmişte yaşadığımız olaylar sebebiyle, yani aşağılanmışsak, kadın olarak mesela ikinci sınıf vatandaş olarak yaşadığın zamanları düşün. Önceki enkarnasyonlarında, bu enkarnasyon meselesi de hep yanlış anlaşılıyor ayrıca. Önceki hayatlarında diyelim, ömürlerinde tacize uğradıysan, tecavüze uğradıysan, erkekler tarafından hor görüldüysen, biliyorsun Hazreti Muhammed zamanında kızlar, Bir yani kızı olan bir adam diyor ki, Kur'an'da yazıyor, yani kızı olduğunu öğrenince simsiyah oldu, kesildi suratı diyor. Utanıp milletin yüzüne çıkamıyor yani. O kadar aşağılatıcı bir şey. Neden? Çünkü kadın olmak aşağılık bir şey. Şimdi düşünsene, o dönemde yaşadın. 10 hayat orada yaşadın. Gittin geldin hep öyle ve artık diyorsun ki aman asla, yani bir yazılım oluşturuyor. Sen diyorsun ki yaz kızım diyorsun bilinçaltına. Tak 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 tak, ne yazım diye soruyor. Diyorsun ki kadın olmak asla avantajlı bir şey değil. .com yazıldı. Öbür erkek, bilinçaltı türküsü çalabilir tam burada hocam. aa, evet, tam burada bir bağlamayla Girebilir. aynen. Bunu Evet. yazdık bitti mi yani? Efendim? Ha, Yazdık şimdi ama. tamam. Şimdi erkeği de anlatayım. Sonra bu yazılım nasıl tezahür ediyor ve ben onu nasıl değiştiriyorum? Eskiden nasıl değiştirmeye çalışıyorduk ya da insanlar nasıl bunu dönüştürmeye çalışıyorlar? Bir kere bu çok derinden gelen bir şey. Genellikle şeyle uğraşıyorlar. Atıyorum senin anne kız bekliyormuş ya da baban kızları daha çok seviyormuş ama sen erkek olarak doğmuşsun. Ondan dolayı olmuş diyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Biz önceki yaşamlarımızda kadınlığımızı ya da erkekliğimizi reddettiğimiz için ne yapıyoruz? Bunu tekrar yaşayarak görmek ve bunu deneyimlemek için. Yani kadınlığını reddedersen ne olur? Al da gör diyor sana kendi ruhun. Bir plan yapıyor. Onunla barışman lazım. Ama biz sadece kadınlığımızla erkekliğimizle barışmıyoruz. Yine barışmak için gelmiyoruz. Bir parantez açayım. Kendi ruhsal gücümüzle olağanüstü insani potansiyelimizi fark edip onunla barışmak için geliyoruz. Yaratıcılığımızla barışmak için. Çünkü bilinçaltını fark edip o gücü yönetmeye başladığında bir şeyi niyet edip arzu edip bırakıyorsun. Yaz kızım diyorsun bilinçaltına. Bir tane bağlamayla bir şey eser başlıyor çalmaya. Diyorsun ki bundan sonra hayatımda şunların şöyle olmasına niyet ediyorum diyorsun. Enter'a basıyorsun, bekliyorsun. Hiç acele etmiyorsun. Ne olacak, nasıl olacak, ne zaman olacak? Bu tabii ayrı bir şey. Bu yaratım dersi gibi bir şey. Pat diye önüne çıkıyor işte. Çıkar. Ama ne yapacaksın? Kuşkulanmayacaksın. Acele etmeyeceksin. Ve onun nasıl olacağıyla ilgili sen o minicik
aklımızla, yani minicik zihnimizle, zihin minicik çünkü, ama aynı zamanda çok güçlü bilinçaltını yönetiyor. Büyük aklımızı yönetir. Sen ona tarif koymayacaksın. Şu şekilde olsun, böyle olsun falan diye değil. O en uygun zamanda büyük bir zarafetle öyle senin karşına çıkar ki huşu içinde kalırsın, neredeyse secdeye varacak olursun yani. İşte onun adı hamd duygusudur. Hamd. Allah'ım bu ne harika bir plan. Bu ne harika bir karşılaşma. İşte her şey benim tam da seçtiğim, gerçekten arzu ettiğim şekilde cereyan ediyor. Ama benim zihnimin dar kalıpları içinde düşündüğüm şekilde değil, büyük aklımın planladığı şekilde, benim tahminimden çok daha güzel oluyor dediğin zaman hissettiğin duygunun adı hamd duygusu. İşte huşu. Huşu duygusu. Aman Allah'ım bu ne harika bir şey duygusu. Şimdi bu nasıl olur? Sadece bilinçaltında kadınlığını, erkekliğini reddettiğini değil. Mesela karşıt uçlar vardır. Kadınlık, erkeklik bir karşıt uçtan biridir. Diğeri nedir? Almak, vermek. Almak, vermek. Bazıları alır, hiç vermez. Bazıları verir, hiç almaz. Hayır. Gerektiği zaman almasını, gerektiği zaman vermesini bileceksin. Bu çok önemli. Alışveriş. Sonra ben ve biz arasında kalan insanlar vardır. Bazıları sadece bizi düşünürler, bizde yaşarlar. Yani etrafındaki insanları düşünürler. Benlikleri yoktur. Ben kavramı yoktur yani. Kendi kişiliği, varlığından haberi yoktur. Bazıları da sadece ben der, bizi hiç düşünmez. İşte o narsist kişiler. Bunun gibi en az 7-8 tane karşıt kavramlar var. Onların arasında gidip geliyor insan. Salınıyor tahterevalli gibi. Şimdi benim tasarladığım yeni eğitim işte bununla alakalı. Denge getirmekle mi alakalı? Evet. Dengeye getirmek. Yani şimdi ya o ya bu kavramı Newton fiziğine göredir. Yani bir şey ya öyledir ya böyle. Mesela bir insan ya erkektir ya kadın komple. Ama öyle değil. Bir erkeğin %20 östrojeni var ya, %20 de merhameti, şefkati, sevgisi, anlayışı var, empatisi var erkeğin. Kadın da aynı zamanda da güçlü tarafı var. Ama çok değil. Kadın tarafının ağırlıklı olması lazım. Şimdi oysa kuantum fiziğinde hem mantığının geçerli olması lazım. O da şu, biz ve ben beraber olacak. Biz ve ben. Mesela maddiyat ve maneviyat. İnsan diyor ki mesela ya maddiyatı tümüyle gerçek kabul edeyim. Öyle manevi değerleri falan çok umursamayayım. Çünkü onların hiçbir önemi yok. İnsana hiçbir şey kazandırmaz. Yenmez, içilmez bir şey. Kirayı ödeyemem ben maneviyatla. Ama kira parayla ödenir diye düşünür. Diğeri de der ki en önemli şey maneviyattır. Maneviyat olmazsa hiçbir şeyin değeri, önemi kalmaz. Önemli olan kalp huzurudur der. İkisi de tek başına yanlış. Kuantum fiziği bize neyi gösteriyor? Hem o hem bu. Aynı anda ikisi doğru. Şimdi kadınla erkek meselesinde de yine bu var. Eril dişil meselesinde. Fakat benim çok rastladığım bir şey var. Ben bir danışanla bir araya geldiğim zaman bunu söylediğimde çoğu kimse şey diyor, yok canım öyle bir şey yok falan idi. Yani öyle söylüyorlardı. Şimdi bu YouTube videoları böyle neredeyse bir okula dönüştü. Artık danışanlarım bana hazır geliyor çok şükür. Bilerek geliyorlar. Ön sınıf geçilmiş gibi değil mi hocam? Aynen hazır pişmiş geliyorlar. Ondan sonra zamandan kazanıyoruz ve ben hemen onlarla işlem yapmaya başlıyorum. Şimdi bu nasıl dönüşür? Dur, neye şaşırıyorlar? Bir şey çok rastlıyorum dediniz. O ne? Yani şöyle,
Ya ben onlara deyince, ya bak sen kadınlığını reddettiğin için atıyorum. Reddediyorsun Şöyle bir sorunu demek. yaşıyorsun. Bir Ha. sorundan bahsediyor. Ha. Diyorum ki bunun sebebi senin kadınlığını reddetmenle alakalı deyince o alakayı kuramıyorlar kafalarında. Ya Ne diyor ki hayır alakası var? ben reddetmiyorum diyor. Ya Bak da diyor ki memnunum. tamam da bunun benim sorunumun onunla ne alakası var? Basit bir örnek vereyim. Kadınlığını reddeden kadınlarda çok ileri düzeylerde tabii ki memede kitle oluşuyor. Rahimde miyom oluşuyor. Ya da çikolata kistleri oluşuyor. Bu neden oluşuyor? Oraları neresi? Kadınlığın temsil ettiği organlar. İleri İşte buna boyutlarda benzer. fiziksel Efendim? hastalık olarak tezahür ediyor yani. İleri Anlamadım. boyutlarda fiziksel hastalıkla tezahür ediyor Tabii sanırım. ki fiziksel hastalıklarla da tezahür ediyor ve tamam teorik olarak bu doğruysa o zaman pratikte de kişi tekrar kadınlığını onurlandığında bunun değişmesi gerekiyor mu? Evet. Oluyor mu? Evet. Daha önce yaptık mı? Yaptık. Fatih Terim sohbetine döndü ama yani öyle oluyor. Şimdi bakın bilinçaltı seviyesi üzerine çalışmak en önemli mesele. Şimdi bununla ilgili birçok teknik var. Serbest çağrışımdan tut, hikayeler anlatmak ya da semboller kullanmaya kadar, yani metaforlar, benzetmeler kullanmak, semboller kullanmak, hipnoz, ondan sonra efendicazıma söyleyeyim, alan çalışması, aile dizimi, neredeyse bunların hepsini yaptım. NLP, zaman çizgisi, işte regresyon, hepsi belli bir oranda tabii doğru ve uygun yani bilgiyle bunu yapanlar için söylüyorum. Bir de yaptığını zannedenler var. Hepsi bir oranda faydalı oluyor. Fakat pendülü kullanabildiğin zaman onun kadar derine inip onun kadar çok kısa sürede tespit yapıp da çözen hani şimdilik ben onu biliyorum. Öyle öyle çalışıyorum. Bütün bu yaratıcılık Ve bunu notu içinde. Ama pandülü kullanan da önemli Şenol Hocam ya. işte Mesela pandülü ben kullansam böyle mi olur geri pandülü? şimdi pandülü kullanan kişinin şunu hazır olması yani bu bilinçte olması lazım. İnsanın bilinç katmanları var ya bilinç, bilinçaltı, ortak bilinç, evrensel bilinç gibi onlardan haberdar olması lazım ama öncelikle kendi bilinçaltında önce böyle bir şeyin varlığını orada biraz seyahat etmiş olması lazım. Derin ve karanlık sularda ilerlemiş olması lazım. Başka türlü biraz zor. Bir de stratejiler konusunda bilgi sahibi olması lazım. Bir insan neden bir şeyi seçer? Ve bu seçim insan hayatına nasıl yansır? İnsan hayatındaki kalabalık olaylar kalabalığın içinden onu böyle çekip çıkartıp oradaki özü, özeti, içeriğini nasıl çekip çıkartabilirsin? Bu çok önemli. O zaman iş çok kolay oluyor. Bunu dönüştürdüğün zaman kişi kendisiyle, varlığıyla uyum içinde olduğundan ilişkileri düzeliyor bir kere. Karşı cinsle ilişkileri. Alışveriş başlıyor her konuda. Bilgi alışverişi. Çünkü kadınlığını reddeden bir kadın bilgi de almıyor. Dinlemiyor seni yani. Ben bilirimci ya dinlemiyor. Bunlar hediye bile kabul etmezler. Yani gel seni bırakayım şuraya falan desen ben giderim falan yapar. Ben giderim, ben bilirim, ben yaparım falan. Ne olur? Alışveriş başlar her konuda. Bu sefer evrende yani dünyada birçok insan var bizim hizmetimizde bize yardımcı olabilecek. Yani sokaktaki kişiden tut, atıyorum, bu teknik ustalar var ya işte televizyoncu, yok muslukçu, kuaför, değil mi? Hepimiz birbirimize hizmet ediyoruz. Sen dedin ki saçımı ben yaparım, evimi ben yaparım, işte yemeğimi ben yaparım. Tamam, işte televizyon tamiri olmaz. Faydalanacaksın. Ve en önemlisi evrenin
bilgi akışına açık tutacaksın kendini. Sezgiler, ilhamlar akıp gelmeye başlar. Bir problemi nasıl çözeceğini pat diye hissedersin o zaman. Tam ihtiyacın olan şey illa da kadının erkekten, erkeğin kadından alması gerekmez. Çünkü bizim yaratıcıyla ilişkimiz, asıl tek ilişki yaratıcıyla kuruluyor aslında. Yani kadın yaratıcının ne tarafı? Dişi tarafı. Erkek yaratıcının eril tarafı. İçinde yaratıcının sembolünü taşımayan hiçbir şey yok ki. Her şey ondan, onun bir şeyini, özelliğini somutlaşmış hali, onu bize yansıtıyor. Ve kadınla erkeğin tam bir araya gelişinde içimizdeki o yaratıcı güç, hani esmalar falan diyor, onlar ortaya çıkar. Artık sanki sen, yani sen ve o üçüncü bir kişi olarak tezahür etmeye başlarsınız. Yani erkek kendisi olmaktan çıkar, kadın da kendisi olmaktan çıkıp sanki üçüncü bir şahsiyet, üçüncü bir varlık haline gelirler. Bu çok tuhaf bir şey ama öyledir. Tek başına yaşayan erkekler neden bir süre sonra böyle çöküyorlar, üstlerine başlarına bakamıyorlar, yemek pişiremiyor, işte kendine dikkat edemiyor. Kadınlar da öyle, kadın biraz daha avantajlı, o kendisine bakabiliyor. Ama bir yanıyla ne yapıyor? Tek kişi kalıyor. Şimdi 1 artı 1 2'den fazla bir şeydir. 3, 4, 5 ve sonsuz olabiliyorsun. O yüzden çalışmak lazım. Ben bu çalışmak kelimesine çok şey yaptım, derinlemesine düşündüm de bir tane yaşlı kadınla bir amca, yaşlı bir amca bayağı 90 falan. Ben de amca sayılırım artık da. Şey yapıyorlar. Siz kuantumun Birbirlerine böyle sarılıyor. babasısınız. Kuantumun amcası değilsiniz hocam. Kuantumun babası. Röportaj yapıyorlar. Böyle çok tonton bir çift. Ha. Ediyor, beraberliğinizin kaç yıllık evlisiniz diyor. İşte 50 diyor falan, 60 diyor, neyse. Beraberliğinizin sırrı ne diyor? Biz diyor sürekli diyor beraberliğimiz üzerine çalışırız diyor. Değil mi şekerim diyor. Evet hayatım diyor. Öpücük konduruyor falan. Aha. Nasıl yani diyor. Biz diyor sürekli sorunlarımızı, aramızdaki ilişkiyi üzerine düşünürüz ve çalışma yaparız diyor. Değil mi hayatım diyor. Bir öpücük konduruyor. O kadar tatlılar ki. Şimdi ben oradan yola çıkarak Arzu'ya bazen şey diyorum. Çalışmaya devam değil mi? Değil mi aşkım diyorum. Çalışmaya devam. Çünkü bunu ne yapacaksın biliyor musun? Bunu bütün hayatına teşmil edeceksin. Hayatına uygulayacaksın. Hayatın boyunca kendi bilinçaltına çalışman lazım. Bir bahçıvanın şeyle, kendi bahçesiyle ilgilenmesi gibi. Orada dikenler bitmesin, orada ayrı kotları bitmesin. Sulamasına, işte gübresine, neyse çapalamasına nasıl özen gösteriyorsan, bilinçaltını da öyle sürekli temiz tutman lazım. İlişki ve Tanrı ile olan ilişkimizde de sürekli çalışmamız gerekiyor. Tanrı ile olan, yani yaratıcı ile ilişki demiştim ya, tek bir ilişki vardır. Aslında biz tek olarak onunla ilişkideyiz. Aslında diğer insanlar onunla ilişkimizin bir aracı, vasıtası. Birine duyduğumuz sevgi ondan giderek yaratıcı aslında. Ve birine duyduğumuz nefret, kin, o insandan giderek yine yaratıcıya öfkelenmiş oluyoruz aslında. Bakın, karıştırın, kaşıyın, altına bakın. Ki ben bakıyorum pendülle, sonra da kol testi yapıyorum eğer yanımdaysa, aynen öyle çıkıyor. Birçok insan yaratıcıya çok kızgın. Bana niçin böyle bir hayat verdin diye. O sana öyle bir hayat vermiyor. Senin ruhunun planına uygun olarak geliyoruz biz dünyaya. Şimdi yeni bir eğitim var şeyli, online. Ruhunun hayat planıyla barışmak diye. Önce bu gerçeği kabul etmek lazım. Bunun ne olduğunu bilmesen bile. Ha, demek ki böyleymiş diyebilmek çok önemli. Yani çok güzelmiş hocam. Ruhunun hayat planıyla barışmak. Planıyla barışmak, evet. Eskiler buna kaderinle barışmak diyor ama tabii o yanlış anlaşılıyor. Aha. Öyle değil. Mücadele etmemek, savaşmamak lazım. Şimdi bu olay, bu durum, bu problem, bu anne, bu baba bana
Ben de hangi niteliği güçlendirmek için ben bunu seçmiş olabilirim demek ayrı bir şey. Allah kahretsin ben bunu neden yaşıyorum? Bunun ne alakası var? Benle hiç alakası yok. Bana büyük haksızlık yapıyor. Çok saçma bu. Abes. Anlamsız. Dediğin zaman anlamsız bir dünyada yaşayan anlamsız bir varlığa dönüşüyorsun. Dönüşüyoruz. Dönüşüyorlar. Yani işte bu meşhur eksistansiyelistler var ya, varoluşçular. Diyor ki yaşamın hiçbir anlamı yok diyor. Ama yazdığı eserlere bakıyorsun kabus gibi. Kabus gibi eserler yazıyorlar. Ve bunalımlı insanlar. Kafka olsun, Sartre olsun ama onlar neyi temsil ediyor? O dönemin Avrupa'daki insanların bilinçaltını temsil ediyorlar onlar. Diyor ki yani benim burada ne işim var? Ben bu hayatı neden yaşıyorum? Yani düşünsenize durakta beklerken bir arkadaşınız gelip soruyor. Merhaba hayrola hani nereye gidiyorsun? Diyorsun ki bilmiyorum. E sen durakta bekliyorsun ama. Yok hiçbir fikrim yok. Burada neden olduğunu bilmiyorum. Allah kahretsin biri beni buraya koydu falan mı diyorsun? Sorumluluğunu al ya, al. Yani dünyada da Sorumluluğunu birçok insan, hepimiz yani ben bir zamanlar çok, çok öyleydim. Bunu anlatırdım ama içimde, bilinçaltımda buraya bağlama sesi koyuyoruz. bilinçaltı. Bilinçaltımda yani şey yapıyordum, isyan ediyordum. Tabii bir günde patlayınca dedim benim bilinçaltımda neler varmış. Dolayısıyla bu burada bulunduğuma göre bu şekilde bu ailenin içinde benim ruhumun bilgeliği buradan bir fayda çıkaracak diye düşünmek lazım. Bir tane bir adamcağız var şu anda İngiltere'de kraliçenin falan yiyip yemek yediği, tabii kraliçe öldü de kralların, kraliçelerin yemek yediği restoranı var. 9 yaşında mı o yaşlarda babası evlatlıktan reddediyor onu. Sokaklarda yatıyor. Üstelik de Güneydoğu'da bir şehirde. Sonra kendini yetiştiriyor. Ne yapıyor? Ediyor. Dil öğreniyor. İngiltere'ye gidiyor. Bir yerde bulaşıkçılık yapıyor falan derken çalıştığı restoranın sahibi ortaklık teklif ediyor buna. Sonra ortağın sahibi oluyor. Onun için hiç kimsenin bir değerine ama benim şartlarım çok ağır demeye hakkı yok. Ben böyle diyen insanları asla artık dinlemiyorum. Prim vermiyorum öyle diyeyim. Kendim de buna bir şekilde tevessül edersem ucundan kenarından kendine gel Şanal diyorum. Hani Yakalıyorum kendine gel. kendinizi. Hatta oradan şartlar ne kadar zorsa sanki sıçrama şansı o kadar yüksek Evet, oluyor insanın. Fark edilirse. aynen öyle. Şartlar ne kadar zorsa tramplerin gibi aşağı doğru seni böyle bastırıyor. Hop yukarı fırlayabilirsin. Ama fırlamayabilirsin. Yani kendine küsüp, Tanrı'ya küsüp, ne kadar şanssız biri olduğuna inanıp, o şekilde yaşayıp da ölen çok insan var. Yani bu sıçrama işini başarabilen çok insan var. O yüzden o kişilere gerçekten prim vermemek lazım. Prim vermemek lazım. Çünkü acıdıkça, hak verdikçe sen kendine acımış oluyorsun aslında ve o hak verdiğin, acıdığın insanların bir özelliği de sömürmeye müthiş eğilimli olmalarıdır. İnsanı sömürmekte onlar master degradedirler. Master. Tabii. Çok ustadırlar. Kendini acıyanlar. Bir danışanım bana yazmış diyor ki hocam işlerim gayet iyiydi diyor. Çok iyi para kazanıyordum diyor falan. Dedim ki bu ara hayatına biri girdi mi dedim. Ayıkladık ayıkladık işte birisinin yanına almış. Tamam. Yani fandülle baktım. Kıskanç biri mi diyorum. Hayır değil çok iyi falan. Ya bir insanın iyi ile kötüyü ayırt edebilmesi o kadar önemli bir şey ki. Diyeceksin ki bak bu kıskanç, bu haset, bu iyi niyetli. Gidip onu dövecek halin yok. Tespitini yapacaksın yani. Ha, yapamazsan ne olur? O haset gelir,
ikiyüzlü davranırsan sanki onun çok sevdiği bir insanmış gibi böyle girer yanına, tam da yanına, koynuna, böyle evinin içine girer. Sana hiçbir şey yapmasa bile hasetiyle, ya diyor ki bir gün hocam diyor, araba duruyordu gece yarısı diyor. Sen diyor o araba durup dururken şeye yuvarlanmış. Böyle uçurum gibi bir yere yuvarlanmış. Nasıl olur diyor bu ya diyor. E ne dedik? Nazar, kuantum bakış. Gelir yapışır üstüne yani. Uzak tutacaksın kendini onlardan. Sadece iyi olmak yetmiyor. Akıllı olacaksın. Ne diyor İsa? İnsanların arasına gönderiyorum sizi diyor. Onların arasında diyor, güvercin gibi saf ama yılan gibi akıllı olacaksınız diyor. Şunu demek istiyor. Aralarında çok yılan var onların demek istiyor. İyi ile kötüyü ayırt etmezsen. Şimdi ben soruyorum. Çalışma yaptığım birisi. Babam baskıcı biri miydi diyorum. Aslında diyor pamuk gibi kalp. Baskıcı mıydı değil mi diyorum. Bize falan. Yani o gerçeği dile getirmiyor. Korkuyor. Bak, hakikati bilmek ve onu dile getirmek ne yapar biliyor musun? İnsanı özgür yapar, güçlü yapar, önündeki perdeyi kaldırır. Hakikati bileceksin ve onu dile getireceksin. Hakikati kabul edeceksin, dile getireceksin. Mesela ben dedim ki, bak kadınlarını reddediyorsun sen dedim. O dese ki, evet ben kadınlığımı reddediyorum, bunu kabul ediyorum dese %51. Yok işte bu şartlar beni böyle yaptı da ben işte kocamdan ayrıldım da ben tek başıma mücadele etmek zorundayım da. Aslında öyle değildi. Ha, böyle de. Ben yapmasam kim yapacak da bu zamanda da şöyle mi olur da erkeklerde hayır mı var ki bilmem ne. Vay tamam kardeşim ya. O zaman yani Zor. ne yapıyor? Kıvırıyor böyle hani. Ama onu şey yaptığın zaman belli bir zamanı var. Onu ikna yöntemleri var. İkna yöntemleri, havuç sopa yöntemi kullanıyorum ben. Bu kafada giderse hayatının ne olacağını anlatıyorum. Ha, Değiş, sonra. tabii değişirse kadınlığını kabul ederse hayatının nasıl olacağını örneklerle anlatıyorum. O diyor ki ha tamam o zaman değişeyim ben bari diyor ya da onun neler yaşadığını, neler çektiğini o bana anlatmadan ben ona söylüyorum. Aa gerçekten öyle. Nereden biliyorsunuz diyor. Beni tanımıyorsunuz. Ben insanı tanıyorum işte. Yani insanı. Hatta insanın bu bahsettiğim temel enerjilerini tanıyorum. Temel enerjileri. Para mesela. Eğer nötrsen para sana gelmiyor. Ama kadınsan ve kadınlığını kabul ediyorsan para gelir. Bereketi de olur. Biriktirirsin de başkalarına da verirsin. Zaten dört madde. Yani para gelsin, bereketli olsun. Aha. Kendin için kullan, başkalarına ver. Dört mü oldu, beş mi? Dört. Dört oldu. Öbür türlü ne oluyor? Para ya geliyor ya gelmiyor. Gelse bile kendine kullanamıyorsun. Kullansan bile biriktiremiyorsun. O bir problem. Yani kenarda derler ya, kenarda üç kuruş olsun. Para katlansın, bereketlensin, büyüsün. Bu da önemli. Para parayı çeksin yani. Erkek için de aynı şeyi söylediniz. Bereketi olmaz erkekliğini kabul Tabii etmek. erkek için de aynı şekilde. Onun da bereketi olmuyor. Gelen gidiyor. Başkasına veriyor, kendisine harcamıyor. Ya da birikmiyor. Toplanıyor, toplanıyor. Pat diye tek seferde elinden çıkıveriyor. Sonra diyor ki Allah'ım neden bunu yaşıyorum? Ya da şöyle diyor. Hayat bu. Ne yapacaksınız? Hayat bu böyle. Benim amcam da böyleymiş diyor. Babam da öyleymiş diyor. Şimdi o zaman temel olarak hocam hayatlarımıza baktığımızda bereketle ilgili bir sorunumuz varsa ve almak vermekle ilgili bir sorunumuz varsa, ilişkilerimizde Evet. sorunumuz varsa dönüp bakacağız. Benim eril dişil dengemde bir şey var. Evet. Bir kere hakikati Tamam. kabul edeceğiz. Yani Peki bir şey soracağım. Ha. karşı cinsle ilişkinin nasıl olduğunu, anlaşıp anlaşmadığını, uyuşup uyuşmadığını bakarak bile anlayabilirsin. Peki hocam, eril enerjideki bir kadınla dişil enerjideki bir erkek bir araya geldiğinde iyi bir ilişki götürürler mi? O zaman anlayamaz mı olurlar? Güzel bir soru sordun.
Genellikle de öyle olur zaten. Bir süre Aha. sonra o sürdürülebilir bir şey değildir. Kadın erkekten şikayet eder. Bu adam çok mızmız, çok pısırık. İşte bıktım bundan, her işi ben yapıyorum falan der. Erkek de der ki bu ne bu ya der. Bir evde iki erkek gibiyiz falan der. Ya Başıma da komutan çok gibi. baskı, üzerime Aha. çok baskı kuruyor der. Bana nefes aldırmıyor der. Benim dediğimi yapmıyor der. Yani şikayet etmeye başlarlar bir süre sonra. Yani o sürdürülebilir ve bereket saçan, huzur veren bir ilişki değildir. Dolayısıyla çocukları da çok kötü etkiler, yanlış modeller, örnekler oluşturur ve en önemlisi de o kişilerde bir süre sonra bazı arazlar, hastalıklar ortaya çıkar. Hastalık nedir biliyor musun? Elektrik akışının düzgün olmayışıdır. E sen Yani kadınken dişi frekanslı değilsen bir hastalığın tabii. gelmesi normal O gibi. tabii o olmuyor. Hatta şöyle çakralar var. Bunu ben birçok yerde söylüyorum da tekrar etmekte fayda var. Çakralar, 7 çakra var. Aşağıda alt çakra kadında eksidir, erkekte artıdır. İkinci çakra kadında artı, erkekse eksidir ve bu şekilde eksi artı eksi artı gider. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiği zaman bedensel olarak bile birbirlerinden elektrik almaya başlar. Onun için dokunmak, sarılmak ihtiyacı, cinsel ihtiyaç elektrik alışverişi ihtiyacıdır aslında. Şarj olma ihtiyacıdır. Nasıl telefonun şarja koymak zorundayız bitiyor diye. Ben şimdi baktım azalmış, şarja koydum telefonumu. Cinselliğin insana ne kadar yararı var, girsin arkadaşlar baksınlar. Cildin parlaklığından tut da kalbin güçlü olmasına, kan akışının hızlı olması, ondan sonra kaslar, her türlü şey için faydalı cinsellik. Ama enerji dengelenmesi için de çok faydalı o zaman. Her Kadının şey için. kadınla, Yani erkekler ne hatırlattı. biyolojik olarak faydalı, o hormonal olarak faydalı, psikolojik olarak faydalı, tatmin olmuş hissediyor kendini, onurlandırılmış, beğeniliyor hisseder kişi kendini, kabul edilen biri olarak, değer verilen biri olarak hisseder. Onurlandırılmasının, kabul edilmesinin bir nişanesi gibidir o. Şimdi sana Almak. soracağım. Bizim pandülümüz yok ya. Diyelim size de ulaşamıyoruz tabii. İzledim bu videoyu, ikna oldum. Benim eril dişil dengem bozulmuş. Ne Bana yapmalıyım? niye ulaşamıyorsun? Hayır, ne bileyim, belki seans alamıyorum. Belki konuşamıyorum falan. Seansın. Hayır, ulaşamıyoruz tabii deyince yanlış Hayır. anlamasınlar. Yok, ulaşamıyoruz tabii değil mi? Ya yani ulaşmak isteyenler size zaten sosyal medyadan eğitimlerinize katılabilirler. Evet. Bu eğitimleri düzenli açıyorsunuz. Danışmanlık yapıyorsunuz. Bu Evet. büyük bir şans size Hı. ulaşan benim. Ama hani ben şimdi kendi kendime bir çözüm yapayım dedim. Tamam, benim dişil dengem bozulmuş dedim. Nereden başlayayım? Ne yapayım? Nasıl Ya olur? şimdi bozulduğunu demin söylediğimiz şeylerden anlayabilirsin. Bir kere bunu kabul etmek Bile çok önemli. bu. Ben şey derim, mesela dişi olmanın nesi kötü diye sorarım kendisine. İnsan kendi kendine bunu sorabilir. Mesela erkek olmanın nesi kötü olabilir diye sorarım. Ondan sonra genellikle şöyle şeyler söylerler. Ve bunu bulduğunuz şeyi dile getirip söylerseniz, ha ne demiştik? Bir gerçeği fark etmek ve dile getirmek, onu söylemek, hatta gözünüzün içine baka baka bile, bu bile bir iyileşme başlangıcı yapabiliyor. Ben dişiliğimi reddediyorum çünkü diyebilirler mesela. Dişiliğimi reddediyorum çünkü arkasını doldurmaya gerek yok. Çünkü ne vardır? 3-5 tane şey vardır. Çünkü kadın olmak aciz olmaktır. Kadın olmak kullanılmaktır. Kadın olmak ikinci sınıf vatandaş olmaktır. Kadın olmak tecavüze uğramaktır. Kadın olmak rahatsız edilmektir. Vesaire vesaire. Yani saysan 10 tane çıksın hadi. Aha. Erkek olarak da benzer bir şey. Erkek olmak istemiyorum çünkü
Erkek olmak hiç iyi bir şey değil çünkü dediğin zaman bilinçaltı şöyle der. Madem beni dinlemeye kararlısın, ben sana bir şekilde fısıldarım. Ne yaparım? Ya bazı hatıraları gözünün önüne getiririm, ya bazı duyguları, ya da rüyalarda sana ipucu veririm bu konuda. Çünkü Hayda. insan rüyalar yoluyla da şifalanabiliyor. Ne olduğunu anlamazsın. Sabah bir kalkarsın, gayet iyi hissediyorsun kendini. Sonra mesela karşı cinsle ilişkinde yaptığın yanlışları gözlemleyebilirsin. Mesela kadınlarını reddeden insanlar sürekli hayır deme eğilimindedirler. Hayır. Ama ben öyle düşünmüyorum. Tam aksini düşünüyorum falan. Karşı her şeye karşı yani. Ben yaparım, ben hallederim. İhtiyacım yok falan. Erkek de sürekli şöyle söyler, dişili erkekliğini reddeden. Bilmem ki, Bilmem. düşünüyorum, karar veremedim. Ben bunun altından kalkamayacağım galiba. Beklentileri karşılamaktan uzağım. Benden artık geçti. Bu konuda yetersizim. Yeterli eğitim almadım. Eğitimim yeterli değil. İşte ben çok fakir bir aileden geliyorum. Ben şanssızım falan gibi. Böyle kendini acizleyip ezikleyecek argümanları geliştirir. Temçit pilavı gibi senin önüne koyar o yani ya da kişinin kendisi. Bu söylemlerine karşı dikkatli olursa ve bunu ifade ederse bile kendi kendine birisine söylemesi gerekmiyor. Bu bile bir değişiklik, bir farkındalık oluşturur, farklılık oluşturur kişide. Bir de çok özel bir şey var. Bu Nusret Kaya'dan bahsetmiştik. Bazı anneler, diyelim ki anne, erkeklere karşı bir şeyliği var, düşmanlığı var, erkekleri sevmiyor. Bir erkek çocuğu oldu. Onun altını temizleyecek. Baktığı zaman o bakışıyla çocuğun cinsel organına negatif bir bakış atar. Beğenmeyen, iğrenen, işte kabul etmeyen ve çocuk direkt onu alır. Aynı şekilde kız çocuklarına da aynı şey olabilir. Eğer annesi kadın olmayı onurlandırmayan bir şeyse, altını temizlerken vesaire kız çocuğunun cinsel organına o kuantum bakışı atar, negatif bakışı. Direkt başka bir konuya daha geçeceğim. Şimdi biliyorsun bağırsak ikinci beyin diye bir şey vardı. Yeni bir şey daha çıktı. Kalp. Kalpte de çok fazla sinir ağının olduğunu, onun da hani derler ya kalbinin sesini dinle falan filan. Demek ki beynin dışında bağırsak ve kalpte bir nevi beyin kadar kaydediyor, düşünen bir tarafı var. Ben buna cinsel organı da ilave ediyorum. Çünkü orası da çok hassas. Belki de en hassas yer. Dolayısıyla onun da bir aklı ve zekası var. O direkt onu alıyor, o bakışı. Ve oradan da kaynaklanan sorunlar Tabii geliyor. ki. Tabii ki. Kendi erkeklik organını hor görüyor. İstenmeyen bir şey olarak görüyor ve ilişkiye girmek istemiyor mesela. Ya da kendi kadınlık organını. Hor gördükçe ne oluyor? O organda hastalıklar ortaya çıkıyor. Vay be. Eğer Ya. bunlardan biri varsa kendinizi fark edip doğru soruları, Evet. şimdi sorularını sormak bile dönüşümü Evet. başlatır inşallah. Kesinlikle. Bir minik Kesinlikle. çalışma yapacak mıyız Şenol Hocam? Vallahi Yapalım çalışma mı? şöyle bir şey yapılabilir. Basit ama etkileyici bir şey. Oturdukları yerden ellerini kafalarının üstüne koyuyorlar. Yani sağ ve sol beyin lobları. Bunu yapmış mıydık daha Yok. önce senle? Bilmiyorum. Ha yapmadık. Tamam. Yapmadık. Yani sağ ellerini kafalarının sağına, sol ellerini de sonuna göstermeye çalışayım. Böyle Bunu mi? böyle. Ha böyle. Sağ eli de böyle koyuyorlar. Yani ikisini Böyle mi? aynı anda koyuyorlar. Sonra beyin lobları biliyorsun bizim sağ ve sol beyin lobumuz da birbirinden farklıdır. Biri erkektir, biri dişidir. Sağ beyin lobu
erildir, sol beyin lobu dişidir. Bir de bunların birbiriyle uyumu, yani uyumsuz olunca epileptik nöbetler geçirir kişi, dengesiz olunca. Epilepsi sara krizi geçirir. Elinizi kafanıza koydunuz o şekilde. Tek tek bir avucunuzu birden mi Şenol Hocam? İkisini birden. İkisini tamam, birden. Koydum, tamam. Aynen. Sonra avucunuzun içine o beyin loblarındaki enerjiyi bir nevi kaydettiğinizi varsayıyorsunuz. Yani o enerjiyi avucun içine aldınız, kaydettiniz. Emmek değil de oradan kayıt oldu. Tamam. Emersek çünkü beyinde elektrik kalmaz. Sonra elimizi çapraz koyuyoruz. Yani evet. Sağı sola, solu sağa koyuyoruz. Tamam. Yapılabiliyor mu? Evet. Ne yaptık? İkisini birbirine tanıtmış oluyoruz. Sağı sola, solu sağa tanıtıyoruz. Yani erkeği dişiye, dişiyi erkeğe tanıtıyoruz. Dişili erile tanıtmış oluyoruz. Öyle tutuyoruz biraz. Bekliyoruz. Ve sonra tekrar yerine koyuyoruz. Yani ilk haline geri döndürüyoruz. Aynen. Bunu mesela her sabah kaç dakika sürdü? Yani 10 saniye falan sürdü. Yani biraz bir şey olabilir. Birkaç dakika daha uzatabiliriz mesela. 5 dakika tutabiliriz böyle. Bu dengeleme için önemli bir fayda sağlar. Sağ beyin, sol beyin dengelenmesi. Aynı zamanda eril ve dişil nitelikleri dengeler. Bir de almak ve vermek konusundaki şeyliklerinizi, tıkanıklıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Almakta zorlanıyor muyum? Vermekte zorlanıyor muyum? Mesela atıyorum, garsona bahşiş verirken elin titriyor mu? Bu ekonomik şartlarda, evet. O hesaplardan sonra yani bu titreme işte, geliyor. Bu ekonomik şartlar deyince bile olmaz. Hayır, ben genel adına söyledim bu arada. Yani bazıları mesela olabildiği kadar az vermeye çalışıyor. Yani bir şey alacak, bir pazarlık yapar. Adam 50 lira der, o mesela 5 liraya olmaz mı der falan. O tip insanlar var. Ha, orada hani, vermek istemiyor. Tabii, vermek istemiyor. En azı verip en çoğu almak istiyor. Olmaz. Evrende öyle bir şey yok. En azı verip en çoğu alamazsın. Ne kadar veriyorsan o kadar alabilirsin. Ne kadar alıyorsan o kadar verebilirsin. Dolayısıyla ona da dikkat etmek lazım. Etrafındaki insanlara sorabilirsin. Ben zor veren biri miyim ya da zor alan biri miyim diye. Onlar zaten sana söylerler. Ve bunu açmaya, değiştirmeye çalışırsın. Sonucunda gözlemlersin. Kendini daha iyi hissettiğini, bolluğun, bereketin arttığını görmeye başlarsın. Biliyorsun Mevlana'nın semazenleri dönerken bir el yukarı doğru açıktır, bir el aşağı doğru. Yani evrenden, yaratıcıdan aldığını aşağı doğru verirsin. Verdikçe alırsın, aldıkça verirsin. Bir de dönme neyi anlatır? Dönme akışı anlatır. Akış, hareketi ve akışı, ilerlemeyi anlatır. Tekamülü anlatan bir şeydir. Dönmek, mesela bütün şeyler dönüyor. Galaksiler, yıldızlar, dünya dönüyor. Her şey dönüyor. Çünkü dönerek enerji şey yapar, toplar galaksiler. Dönen bir şey durur. Hareket etmeyen durur. Dolayısıyla o almak vermek şeyi dengesi de önemli. Ama şu hareket bile, ben bir ara çok yapıyordum onu birebir şey yaparken, seans yaparken. Omuzlarda yapıyordum bazen. Kişinin arkasında durup omuzlarına önce normal tutup sonra çapraz tutuyordum. Tabii bunu kişinin kendisi yapabilir mi? Yapabilir tabii ki. Nitekim yani önce sağ elini sağ omuzuna, sol elini sol omuzuna koydun. Sonra çapraz yapıyorsun. Nitekim dervişler de dönmeden önce öyle dururlar biliyorsun. Şu anda geldi aklıma. Dolayısıyla bu şekilde dengelemeler yapılabilir.
farkında olacağız. Kendimizi fark edeceğiz, Kesin. gerçekçi bakacağız artık. En büyük şey Çalışacağız. farkındalık. O yaşlı çift gibi işte. Çalışacağız hocam ya. Çalışacağız. Çalışacağız. Hem Bakın, bakkenden görmeyeceğiz. Çalışacağız. farkında olmadan yapılan her iş bir süre sonra geri atıyor kendini. Farkında olmadan. Belli bazı hareketleri yapmak, işte nefes terapileri var mesela. Yani eğer farkındalığını açıyorsa süper. Ama farkındalığını açarsan her şeye dışarıdan bakayan büyük gözlemci gibi olmaya başlıyorsun. Büyük gözlemci. Kendini de gözlemleme. Farkında olmak gözlemlemektir. O zaman zaten ben ne yapıyorum, nasıl düşünüyorum, neye inanıyorum diye hemen yakalarsın. Ve farkında olduğun zaman hayatındaki kötüleri ve iyileri de ayırt edebilirsin. Kötüleri ve iyileri. Diliyorum bu konuda farkındalığa bir katkı sağlasın. Öyle olacağına eminim ben. Yani çok muazzam olduğunu düşünüyorum. İzleyenler de lütfen aşağıda yorumlarda bizimle duygularını, düşüncelerini paylaşsınlar. Şanıl Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bitiriyoruz artık. Şu anda yok. Dengeye Denge. gelebilmeyi diliyorum. Bana Evet. da buluşmanın sonunda dediniz ki hesabı ödetmediniz bana. Almayı öğrenmen lazım dediniz. Evet, onu da bilhassa yaptım. Çünkü sen hemen şey yaptın, yeltendin hesabı ödemeye. Ama yani aldım. Mesajı aldım hocam. Aldım başımın Aha. üstüne koydum. Ben de Hemen dedim kapı ki çektim ama üfüt var bende. dur ben ödeyeceğim, almayı öğrenmen lazım dedim. Çok teşekkür ederim. Hem o Benim de muazzam vermeyi destekle. öğrenmem lazım. Bir ara hiç öyle değildim. Onu da söyleyeyim. Tabii. Yani Şanal Hoca olarak kendinizi böyle eleştiriyorsunuz ya. O kadar Evet, çalışıyorum. tatsızlık ki bu. Yani çalışmanın sonu yok. Evet, İnsan bunu görüyor. kesinlikle çalışıyorum üstümde. Kendi üstümde çalışıyorum. Vermek. Bir gün bana şeyim dedi ki beraber olduğum, evli olduğum kadın. Ya bir gün gelirken dedi eve bir ekmek getir bari ya dedi. Ama Ha, bari. Hiçbir şey tabii hani gelmiyor. bari, pardon bari demedi, güzel bir şekilde Ha. söyledi ama ben oradan mesajı aldım. Ben dedim niye gelirken bir şey almıyorum? Yani aklıma bile gelmiyor. Bir Hani şey evde almıyor. her şey var. Ben niye getireyim ki? Hani telefon açıp sorabilirim bir şeye ihtiyacım var mı diye. Lazım Ama bu tabii çok yıllar önce. mı? İnsan verici biri değilse aklına gelmiyor arkadaş. Bir Ya şeye ihtiyacın ya. var mı? Vermeyi öğreneceksin. Almayı da. Vermiyor. Peki. Çok Almayı da. teşekkürler. Ben Sağ ol. teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek Teşekkürler. üzere. İyi ki karşılaştık. Teşekkürler.